Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. Ben diş hekimi Nilüfer Kılıç Aslan. Yani şuradan başlayabiliriz. İmplant nedir? Öncelikle implant titanyumdan yapılmış. Ağız içinde diş eksikliklerinde genellikle kullandığımız ve artık günümüzde altın standart olarak geçen bir tedavi yöntemi. Temel mantığı şudur. Diş eksikliklerinde çene içindeki kemiğe yerleştirilip yapay kök görevi görmesini sağlar. Belli bir süre geçtikten sonra da diş üzerine, o implantın üzerine belli yapılarda dişler yapılmaya başlanır. Genel olarak diş eksikliklerinde kullandığımız tedavi yöntemi diyebiliriz implant için. Muayene ediyoruz. Ağız içi muayenesi bu konuda çok önemli. Ağız içi muayenesiyle birlikte en nihayetinde biz ağza baktığımızda sadece kemik üstündeki ve ağız içindeki yapıları görüyoruz. Kemik içini, diş çevresi destek dokuları daha rahat görebilmemiz için özellikle sert dokuları panoramik film dediğimiz iki boyutlu veya da tomografik görüntülemeler dediğimiz üç boyutlu görüntülemelerden destek alıyoruz. Bu elimizdeki verileri kullanarak buna göre hangi bölgeye kaç adet implant yapacağımızı belirliyoruz. Sonrasında planlamadan sonra cerrahi işleme geçiyoruz. İmplantları yerleştiriyoruz. İmplantları yerleştirdikten sonra tabii ki implantla kemiğin kaynaşması için osteointegrasyon süreci dediğimiz implantla kemiğin kaynaşma süreci var. Bu genellikle 3 aydır. Bu 3 ayın geçmesini, sağlıklı bir şekilde geçmesini bekliyoruz. Tabii ki işte belli bir sistemik hastalığı varsa o süre içerisinde kemik tozu olarak halk arasında bilinen graft, membran gibi ileri cerrahi teknikleri kullanıyorsak ya da işte hasta sigara içiyorsa, oral hijyen durumuna göre, kullandığı ilaçlara göre bu bekleme süreci artabiliyor veya azalabiliyor. Bu süreçten sonra da üst yapı aşamasına, protetik tedavi dediğimiz protez aşamasına geçiyoruz. Onun için de ölçü alma işlemleri vesaire bunlarla devam ediyoruz. Sonrasında tedavimiz tamamlanmış oluyor. İmplant tedavisi her ne kadar artık eksik diş olan hastalarda altın standart olarak geçse de güzel bir tedavi yöntemi olsa da her hasta için uygun olmayabilir. Bunun ayrımına da ancak hastayı muayene ederek detaylı anamnez dediğimiz medikal geçmişini, medikal öyküsünü alarak sistemik hastalıkları var mı, hangi ilaçları kullanıyor, örneğin geçmişte herhangi bir kanser tedavisi, radyoterapi gibi bir tedavi görmüş mü, şu an hangi ilaçları kullanıyor, sigara kullanma oranı nedir, genel olarak ağız içi durumu nasıldır, buna göre tabii ki implant yapılıp yapılmayacağına karar veriyoruz. Genel olarak bunlara bakıyoruz. Burada konu başlığını belki şurada toparlayabiliriz. Hani implant yapılırken nelere dikkat edilmeli gibi. O da şu, tabii ki yani hekimin cerrahi tecrübesi bu konuda önemli. Ama tek implantı başarılı hale getirecek tek veri ya da faktör bu değil. Hekimin cerrahi becerisinden sonra ya da hani belki ondan da önce hastanın ağız içi durumu, kemik yapısı, kemiğin boyu, çapı dediğimiz hani kabaca tabir etmek gerekirse kemik kalitesi, az önce de söylediğimiz gibi sistemik hastalıklarının varlığı, kullandığı ilaçlar, bunlar tabii ki etkiliyor. Onun dışında genel olarak hani birçok hastanın bana sordu, implantın markası, kullanılan implantın kalitesi. Yani tabii ki piyasada çok fazla bu konuyla alakalı implant var, çok fazla implant markası var. Biz hekimler olarak bunu tercihini yaparken ya da hastaya bir alternatif sunarken bu konuda dikkat ettiğimiz birkaç şey var. Tabii bu hani işte öncesinde kaç yıllık implantları olduğu, o implantlar üzerine kaç adet makale yazıldı, hastaların geri dönüşleri nasıl, biz hastaya ulaşalım ya da hasta bize ulaşsın ya da ulaşmasın, herhangi bir yerde implantla alakalı problemi olduğunda bunu çözebilecek bir firma mı gibi, bunlara daha çok dikkat ediyoruz firma seçimi yaparken. Birçok faktörü var yani her hastaya, dediğim gibi az önce de söylediğim gibi, implant çok güzel bir tedavi yöntemi. Boşluğun olduğu öndeki ya da arkadaki dişe karışmadan, o dişleri küçültmek zorunda kalmadan sadece o boşluğu rehabilite edebileceğimiz güzel bir tedavi yöntemi, ama dediğim gibi her hasta için, her konum için, her kemik için uygun olmayabiliyor. Bunun ayrımına da ancak bir hekime danışarak, ona muayene olarak ve belirli tomografik ya da röntgen teknikleri kullanılarak karar veriliyor. Neden diş eksildi kısmı birazcık önemli. Örnek veriyorum,
kökü, dişin kökünde çok ciddi bir lezyon varsa, onu kemik tozu dediğimiz, kabaca graft membran dediğimiz o ileri cerrahi tekniklerle orayı düzeltemiyorsak, o kemiğin iyileşmesi, o yaranın kapanması gerekiyorsa, hemen dişi çeker çekmez o implantı yapmayabiliyoruz. Şimdi implantın zamanlaması tabii ki çok önemli. Oraya yaptığımız implantın başarılı olabilmesi adına. Dişin çekiminden, yani diş eksikliğinin oluştuğu günden sonra 3 ay ile 1 yıl arasında o bölgeye implantın yerleştirilmesinde fayda var. Çünkü kemiği yerinde tutan dişin kökü ya da kök benzeri implant dediğimiz yapılardır. Eğer orada implant ya da diş benzeri bir yapı yoksa, kök yoksa, kemik belli süreler içerisinde belirli miktarlarda erimeye başlar. Çünkü oraya kuvvet gitmiyordur, çiğneme kuvveti, ve orada bir kemik oluşum döngüsü oluşmuyordur. Buna dikkat etmekte fayda var. Yani dediğim gibi 3 ay ile 1 yıl arasında bu tedavinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Diyelim ki hasta çok uzun seneler önce dişini çektirdi. İşte 5 yıl, 6 yıl önce ya da 10 yıl önce, ya da hareketli protez kullanıyor, total protez kullanıyor, takma çıkarma dediğimiz, ve artık hasta sabit kullanmak istiyor. Ama bize geldiğinde kemikte erime görmüş oluyoruz. Rezorpsiyon diyoruz buna. Kemiğin boyunda ve çapında azalmalar görüyoruz. Böyle durumlar orada da artık implantlar yapılabiliyor. Ancak o an implant yerleştirilmiyor. Öncesinde ileri cerrahi teknikler dediğimiz, işte oraya belirli bölgelerden örnek veriyorum, graftler, kemik blokları alınıp konulabiliyor. Kemik tozları eklenebiliyor, üstü kapatılabiliyor. Bunun şöyle bir handikapı oluyor. Şimdi kaybettiğimiz belirli dokuları geri yerine koyabilmek emek, aynı zamanda zaman isteyen şeyler. Yani 1-2 ay sonrasında hastaya dişi tabii ki teslim edemiyoruz böyle durumlarda. Bir süre oradaki bloğun ya da graftin kemikleşmesi gerekiyor. Bu da genellikle 4 ila 6 ay arası ya da durumun ileri olmasıyla alakalı 1 yıla kadar uzayabilen bir süreç. Ama dediğim gibi ileri cerrahi tekniklerle artık implant tedavileri birçok hasta için uygulanabiliyor. Her ne kadar implantlar literatürde tek, yani diş eksikliklerinde yapay kök yerine geçiyor olsa da, full mouth, yani tüm ağız rehabilite edeceğimiz hastalarda her diş için her implantı yapmıyoruz tabii ki. Onun yerine 4, 6, 8 ya da kemiğin durumuna göre sayılarda artışlar ya da azalmalar olabilir. Tek çeneye bu sayıda implantlar, yani totalde bütün ağız için düşünecek olursak 8, 12 gibi implantlar yapıp üstlerine belirli protetik tedavileri uygulayabiliyoruz. Örnek veriyorum, hani hasta geldi, çok eskiden total protez kullanıyor, buna alıştı ama özellikle alt çenede artık total protezi kullanamıyor. Çünkü alt çene dediğimiz bölgede dil var, dışarıda yanaklar var, yani çok farklı bir alan. Üst çenenin bir vakum etkisi var, hasta onu çok rahat tolere edebiliyor belki ama alt çenede artık öyle olmuyor. Şu ön bölgeleri ikişer tane implant yapıp, tabii ki hastanın sağlık durumu ve kemik durumu bu konuda çok önemli, İkişer tane implant yapıp halk arasında çıt çıtlı protez olarak bilinen, bizim bol ataçmanlı dediğimiz hassas tutuculu protezler yapabiliyoruz. Ya da işte hastanın genel olarak oral hijyenine bakarak belirli implantların üzerine belirli sayıda protezleri yerleştirip, genel olarak dişleri yerleştirip rehabilitasyon tamamlıyoruz. Şimdi hastalarda şöyle genel bir yanlış bir kanı var. Onu da düzeltmekte fayda var. İmplantı yaptım, artık ömür boyu benimle. Fırçalamasam da olur, bakım yapmasam da olur, kontrole gitmesem de olur. Böyle bir şey kesinlikle yok. İmplant kesinlikle temizlik ve bakımı seven bir tedavi yöntemidir. Şimdi implantın etrafında kemik ve diş eti var. Biz buranın bakımını sağlamadığımız sürece o bölgelerde iltihaplar oluşabilir ve implantınızı kaybetme oranınız tabii ki artar. O yüzden implant tedavinizi tamamladıktan sonra diş fırçalamaya normalden çok daha fazla özen göstermek gerekiyor. Hekiminizin önerdiği şekilde ağız duşları, ağız bakım suları, arayüz fırçaları, diş ipleri, bunlar implant tedavisinin sağ kalım oranını artıran faktörler. Bunlara kesinlikle dikkat etmekte fayda var. Çok klasik bir belki söz olacak ama tabii ki sağlık ağızda başlar. Çünkü en nihayetinde yemek yiyoruz, nefes alıyoruz, gülüyoruz. Sindirim işlevimiz ağızda başlıyor. Ağzımızdaki dişlerin ve diğer dokuların uzun süre bizimle beraber olabilmesi için düzenli olarak en az 6 ayda bir hekiminize başvurmanızda, ağız hijyeninize dikkat etmenizde fayda var. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.